Civciv Cino. Bayan Tavuk ve Bay Horoz yemyeşil bir çiftlikte yaşıyorlardı. Onların sarı renkli 7 güzel civcivleri vardı. Civcivlerin en küçüğünün adı Cino'ydu. Diğer tüm civcivler gibi Cino da sarı renkli, sağlıklı, güçlü ve bakımlıydı. Ama annesi Cino için biraz endişeliydi. Çünkü o diğer civcivler gibi cik cik diyeceği yerde tik tik diyordu. Cino her tik tik dediğinde kardeşleri cik cik diye karşılık vererek onunla alay ediyorlardı. Bayan Tavuk bu duruma çok üzülüyordu. Bak 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 diye diye bir o tarafa bir bu tarafa gidip geliyordu. Defalarca yavrusuna cik cik demeyi öğretmeye çalışmıştı. Ama bir türlü başaramamıştı. Cino'nun karşısına geçip yavaşça gagasını açarak bak yavrum cik cik diyeceksin. Biliyorum sen bunu yapabilirsin diyordu. Ardından Cino da gagasını açarak cik diyebiliyordu. Fakat diğer kardeşleri gibi hızlı hızlı cik cik demek istediğinde tik tik demeye başlıyordu. Bayan Tavuk her ne kadar çaba gösterdiyse de Cino diğerleri gibi cik cik diyemedi. En sonunda annesi Cino ile birlikte yaşlı ve bilge Horozbaşı'nın yanına gitmeye karar verdi. Ve bir sabah Bayan Tavuk Cino'yu da yanına alarak Horozbaşı'nın yanına gitti. Horozbaşı büyük bir ağacın yanında yaşıyordu. Bayan Tavuk Cino'nun sorununu ona anlattı. Horozbaşı dikkatli bir şekilde Cino'yu muayene ettikten sonra "Bana göre Cino'nun bir problemi yok. Fakat içinizin rahat olmasını istiyorsanız onu benden daha bilgili ve deneyimli olan Horoz Han'ın yanına götürebilirsiniz." dedi Bayan Tavuğa. Bayan Tavuk Cino'yu da yanına alarak tekrar yola çıktı ve birlikte Horoz Han'ın yanına vardılar. Bayan Tavuk Cino'nun problemini bir kez de Horoz Han'a anlattı. Horoz Han Cino'yu bir güzel muayene etti. "Aç bakalım gaganı yavrum tamamen," dedi. Sonra dikkatli bir şekilde Cino'nun boğazını muayene etti. Boğazında küçük bir çıkıntının olduğunu fark etti. Yapacak bir şey yoktu. En iyisi onu kendi haline bırakmaktı. Fakat Bayan Tavuk diğer civcivlerin tik tik diye ötmesinden dolayı Cino ile alay ettiklerini anlattı. Tam o sırada Cino'nun kardeşleri çalıların arkasından olup biteni seyrediyorlardı. Horoz Han keskin bakışlarıyla etrafa göz gezdirdi. Çalıların arasından birkaç civcivin gözlerinin parladığını gördü. Onlar dikkatli bir şekilde kendisine bakıp sözlerini dinliyorlardı. Horoz Han Cino'nun kardeşlerinin olup biteni anlamak için yavaşça oraya geldiklerini anlamıştı. Horoz Han'ın aklına birden bir fikir geldi. Sonra yüksek sesle "Bakın Tavuk Hanım, Cino'nun tik tik demesi çok ilginç bir durum. Yıllar var ki ben böyle bir şey görmemiştim.
Cino çok az rastlanan özel bir civcivdir. Onun ileride çok değerli bir horoz olacağını söylemem gerekiyor, dedi Horoz Han. Diğer civcivlerin kendisini dinlediğini biliyordu Horoz Han. Bu yüzden sözlerine devam etti. Bu tür civcivler çok zeki olurlar. Onları özenle büyütmek ve çok dikkatli bir şekilde korumak gerekir, dedi. Ve sonra şefkatle Cino'nun başını okşadı. Benim küçük horozum, şimdi rahat rahat gidebilirsin, dedi Horoz Han. Bayan Tavuk ve Cino Horoz Han'a teşekkür ettiler. Cino'nun gözleri sevinçten parlıyordu. Birkaç adım öne giderek "Tik tik, teşekkür ederim Horoz Han," dedi. Ve Cino sevinç içinde kardeşlerin olduğu tarafa doğru yürüdü. Sonra avazı çıktığı kadar bağırdı. Ve diğer civcivler de "Cik cik" diyerek arkasından ona eşlik ettiler. Ve o günden sonra hiç kimse ama hiç kimse "Tik tik" dediği için Cino'yla alay etmedi.